Veri doğrulama. Bu derste Excel'de nasıl veri doğrulama yapabileceğimizi ve kullanıcı hatalarını en aza indirebileceğimizi öğreneceğiz. Şu an elimizde böyle bir liste olduğunu varsayalım. Örneğin yeni bir veri girişi yapmak istersek, örneğin televizyon yazalım. Bu şekilde tek tek doldurabiliriz. Fakat bunları yanlış bir şekilde de yazabiliriz. Örneğin tablet yazalım. Tableti yanlış bir şekilde yazabiliriz. Bunları istemiyoruz. Bunun için ne yapmalıyız? İlk olarak şunları sileyim. Verilerimi seçtim, veri alanlarımı. Daha sonra veri sekmesinde veri doğrulama var, veri araçları bölmesinde. Bir kez tıklıyorum. Daha sonra veri doğrulamayı seçiyorum. Tıkladım. Karşıma veri doğrulama penceresi açılacak. Buradan izin verilen değerler hangisi olsun diyor. Listeyi seçiyorum. Ve listeden ilgili alanları dolduruyorum. Kaynak alanında bilgisayar yazıyorum. Noktalı virgül koyuyorum daima. Tablet. Şöyle göstereyim. Televizyon, telefon ve akıllı saat olsun. Ekran noktalı virgül koydum. Şöyle biraz başa dönelim. Tamam dedim. Artık veri girişim sadece seçtiğim listeden olabilir. Örneğin tableti seçebilirim. Kendim veri girmek istersem örneğin mikrofon yazayım. Karşıma böyle bir uyarı penceresi çıkacak. Veri eşleşmiyor. Fakat bu kullanıcı için bir anlam ifade etmemekte. İptale tıkladım. Şimdi tekrar seçtim veri alanımı. Bunların kullanıcı için bir anlam ifade etmesini isteyeceğim. Yanlış veri girişin. Veri, yine veri araçları, veri doğrulama ve tekrar veri doğrulama diyorum. Bu sefer hata uyarısı sekmesine geliyorum. Ve başlığına yanlış veri girişi yazıyorum. Hata ile iletisi kısmına ise lütfen sadece listedeki verileri kullanınız yazıyorum ve tamama tıklıyorum. Artık herhangi bir veriyi seçebilirim fakat yanlış bir veri yazdığım zaman karşıma benim oluşturduğum uyarı penceresi çıkacak. Lütfen sadece listedeki verileri kullanınız diye yeniden dene diyelim. Aynısı çıkacak. Bu yüzden iptale tıklıyorum. Diğer alanları da doldurabilirsiniz. Gördüğünüz gibi veri doğrulama, kullanıcı hatalarını en aza indiren güzel bir uygulama. Tüm alanlarım dolduruldu. Fakat bu listede hatalı bir veri girişi var mı ona bakalım. Şimdi tüm verilerimi seçtim. Yine veri sekmesi. Veri doğrulama listesini açıyorum. Geçersiz veriyi daire içine al diyorum. Geçersiz verim daire içinde gösterilecektir. Gördüğünüz gibi. Veri doğrulama Excel'de bu şekilde kullanılmakta.